Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. İlkokul 1. sınıflar ve okul öncesinde olan çocuklarımız için İngilizce serimize, İngilizce derslerimize başlıyoruz. Evet, şimdi öncelikle dersimizi nereden yapacağız? Bakın, Kurmay yayınları, yani daha çok piyasada More & More olarak bilinen yayınlardan Dino ve Nino, iki tane sevimli karakterimiz var. Bu kitaplardan ders işleyeceğiz. Bakın bunu kurmay, evet, okul.com sitesinden, açıklama kısmına da bunu yazarım. Evet, oradan üye olup bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz dijital formunu kitabın. Fakat ben yine size kitabın kendisini, setini almanızı da tavsiye ederim. Çünkü kitapta eşleştirmeler, sticker, yani çıkarıp yapıştırmalar var, boyamalar var. Tabii ki bunları dijital ortamda yapamazsınız. Onun için evet, kitabın setini almanızı tavsiye ediyorum. Evet, bunu indirdikten sonra bakın bilgisayarınıza bu dijital kütüphane kurma yayınlarının. Şimdi buradan bakın çalıştır diyoruz. İki kitaptan oluşuyor. Evet, setimiz bir Students Book, yani öğrenci kitabı, iki Activity Book, etkinlik kitabı, bir de CD'si. Gerçi bilgisayarınıza dijital kitabı indirdiğinizde CD'ye gerek kalmıyor. Zaten sesleri dinleyebiliyorsunuz. Evet, isterseniz hemen şöyle başlayalım. Evet, kitap açılırken öncelikle şunu söylemek istiyorum bakın. Dil öğrenimine ne kadar erken başlanılırsa o kadar iyidir. Yani ergenlik çağına kadar dil öğrenimi çok hızlı ilerliyor. Onun için bu okul öncesi dönem ve ilkokul 1, yani bu erken dönemler dil öğrenim için çok çok önemli. Eğer iyi değerlendirilirse İngilizce severek başlanılır ve hızlı bir şekilde güzel bir telaffuzla İngilizceyi öğrenmek mümkün olur. Onun için ben de bu seriye başlamaya karar verdim. Çünkü dil öğrenimi, tekrar söylüyorum, ne kadar erken başlarsa o kadar iyidir diyorum ve dersimize başlayacağız. Evet, iki tane sevimli karakterimiz var. Bakın görüyorsunuz, Dino ve Nino. Evet, kitapta bu karakterlerimizle İngilizceyi severek, eğlenerek öğrenmiş olacağız. Şimdi devam edelim isterseniz. Evet, biraz büyüteyim. Kitabımızı şöyle bir tanımış olalım. Öncelikle şöyle. Evet. Şimdi İngilizce, yani ilk kısımda İngilizcenin ne kadar önemli olduğu ortada. Bunu tartışmamıza gerek yok. Dolayısıyla pekala nasıl yapacağız? Hani İngilizce öğrenmenin gerekliliğine inanıyoruz ama bunu nasıl yapacağız? Özellikle küçük yaş grubu olan çocuklarımıza dili nasıl sevdirerek öğreteceğiz? Küstürmeden. Evet, nasıl öğreteceğiz? Bütün mesele bu. Bakın burada güzel, dediğim gibi, bir kitap seti oluşmuş. 12 üniteden oluşuyor. Evde, ev ortamında rahatlıkla, ki ben nasıl uygulayacağınızı buradan açıklamış olacağım. Ev ortamında rahatlıkla uygulayabileceğiniz, evet, alıştırmalar var. Eşleştirme, boyama, yuvarlak içine alma gibi etkinlikler var kitabımızda. Ve severek yapacakları stickerlar, yani kitabın kendi setini aldığınızda arka tarafında yapıştırmalar, yani stickerlar var. Onları çıkarıp yapıştırabilecekler ve bunu eğlenerek yapacaklarını umuyorum çocuklarımızın. Evet, isterseniz şöyle bir ünitelerimizde de göz atalım. Evet, toplam 12 tane ünitemiz var. Bunların hepsini görmüş olacağız. Evet, bakın ilk ünitede neler göreceğiz? Hızlı bir şekilde isterseniz açıklayayım. Greetings, yani İngilizce'de selamlaşma, selamlaşmalar. Colors, renkler. Numbers, rakamlar, sayılar. Animals, hayvanlar. Vehicles, evet, araçlar, taşıtlar. Toys, oyuncaklar. Family, aile. Food, yiyecek. Dialogues, diyaloglar. Body, vücut, yani vücudumuz. House, ev. Clothes, elbise, elbiseler. Evet, bunların hepsini bakın 12 ünite şeklinde birlikte görmüş olacağız. Bakın burada görüyorsunuz. My name is Dino. Benim ismim Dino. My name is Nino. Evet, isterseniz hemen ünitemize başlayalım. Evet, Unit 1. Greetings, yani ne dedim? Selamlaşma, selamlaşmalar. Şimdi İngilizce'de selamlaşmaları öğreneceğiz. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi, evet, burada bakın diyaloglar var, görüyorsunuz. Yani diyalog dediğim, herkes bir cümle kurmuş. Şimdi buraya tıkladığınızda bakın dinleyebiliyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Ben burada dinletmeyeceğim size. Siz bunu bilgisayarınıza indirip
Buradan da dinletebilirsiniz. İşte ben okuyorum, beni de dinleyerek de yapabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz ben uzamaması için kendim okuyacağım. Evet, şimdi bakalım karakterlerimizi şöyle tekrar bir tanıyalım. My name is Dino. Benim ismim Dino. My name is Doggy. Evet, biliyorsunuz dog. Evet, biliyorsunuz diyorum ama şimdi. Dog köpek demek. Evet, Doggy. My name is Doggy. Benim ismim Doggy. Evet, my name is Nino. Benim ismim Nino. Evet, bu cümlelere bakın dinleyip ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Evet, bakın bir daha okuyorum. My name is Dino. My name is Nino. My name is Doggy. Evet, bu şekilde bakın ben okudum. Benden sonra biraz bekledim bakın o ara tekrar ediyorsunuz. Ne demek? İşte benim ismim. İsmimizi nasıl söylüyoruz İngilizce'de? My name is. Mesela benim ismim İlyas. Nasıl diyeceğim o zaman? My name is İlyas. Veya bakın onu da söylemiş olayım. I'm da diyebiliriz. Mesela I'm Dino. Ben Dino. I'm Nino. Ben Nino. I'm Doggy. Ben Doggy. I'm İlyas. Ben İlyas. Evet. Şimdi herkes ismini söylesin bakalım. Evet. Aferin size. Harikasınız. Evet, şimdi ikinci kısımdan, evet, bir sonraki sayfamızdan devam edelim. Şimdi bakın, dersimizin başında söylemiştim. Eğer kitap setini alırsanız ki almanızı tavsiye ediyorum. Ne var? Stickerlar var. Bakın kitabımızın arkasında stickerlar yani evet yapıştırmalar var. Onları çıkaracağız. Bakın buraya My name is Dino. Yani benim ismim Dino. Ne yapacağız? Dino'nun resmini bu kutuya yapıştıracağız. Evet, My name is Nino. Benim ismim Nino. Nino'nun resmini yine arka tarafta kitabımızın arkasında bulunan evet yerden sticker'ı yani yapıştırmayı açıp buraya yapıştıracağız. Ondan sonra da buraya da My name is Doggy yani benim ismim Doggy. Bakın hemen sayfasında kitap elimde şu anda. Kitaptan söylüyorum. Evet 112'de bitiyor kitabımız. Ondan sonra stickerlar yani yapıştırmalar var. Hemen bakın ilk sayfasında stickerların bunların resimlerini görebiliyorsunuz. Sayfalarında yazmış burada. Sayfa 7 demiş. Sayfa 7'deki stickerlar burada bakın kitabımızın arkasında. Onları ne yapıyoruz? Çıkarıp bu kutulara kim nereye geliyorsa oraya yapıştırıyoruz. Evet şimdi devam edelim. Evet yine bakın listen and repeat yani dinle ve tekrar et. Evet kısmı var. Yine buraya tıklayıp siz de dinleyebiliyorsunuz. Ben şimdi okuyacağım. Benden sonra tekrar ediyorsunuz. Evet. Hello teacher. Hello. Hi. Evet bakın bu şekilde. Şimdi İngilizce'de merhaba, selam nasıl diyoruz? Merhaba, hello ya da hi diyoruz. Yani birisiyle karşılaştığımızda, bir arkadaşımızla veya birisiyle dediğim gibi karşılaştığımızda İngilizce olarak ona nasıl selam veriyoruz? Hello veya hi şeklinde selam veriyoruz. Ne demek? Merhaba demek. Evet, bakın burada selam veriyorlar. Hello teacher, merhaba öğretmenim. Hello, merhaba. Evet, öğretmenleri ne diyor? Hi, merhaba diyor. Evet bu şekilde ne yapıyoruz bunları dinleyip tekrar ediyoruz. Evet şimdi devam edelim. Evet welcome Dino. Evet öğretmenleri ne yapıyor? Onlara hoş geldin diyor. Welcome hoş geldin demek. Evet yine bakın benden sonra tekrar ediyorsunuz. Welcome. Welcome Dino. Welcome Nino. Evet hoş geldin Dino. Hoş geldin Nino. Evet bakın burada oyun diyor. Buraya tıklayıp dijital bir şekilde burada oyunumuz var. Böyle yapboz oyunu var. Bunu oynayabiliyorsunuz. Ben şimdi burada oyun oynatmayacağım. Siz bunu çok güzel oynarsınız. Buradan kapatıyorum. Evet şimdi bakın devam edelim. Evet yine listen and repeat yani dinle ve tekrar et kısmımız var. Şimdi bakın merhaba demeyi öğrendik. Nasıl merhaba diyorduk? Hello. Hi. Evet. Pekala vedalaşırken yani birbirimizden ayrılırken ne diyeceğiz bakın? Goodbye Nino. Evet. Hoşça kal Nino. Bye bye Dino. Evet. Güle güle Dino şeklinde. Bakın vedalaşırken ne diyoruz? Goodbye veya bye.
ya da bye bye diyoruz. Bunlardan herhangi birisini kullanabiliriz. Hepsi vedalaşırken kullandığımız hoşça kal, güle güle, Allah'a ısmarladık şeklinde anlamlara geliyor. Evet, yine bakın yavaş okuyacağım. Siz benden sonra tekrar ediyorsunuz. Goodbye Nino. Bye bye Dino. Evet, bu şekilde birisiyle nasıl vedalaşıyoruz? Onu da İngilizce öğrenmiş olduk. Evet, şimdi devam edelim. Evet, bakın Doggy de ne diyor? Bye, değil mi? Hoşça kal, güle güle, değil mi diyor? Bye. Evet, yine bakın burada bir oyunumuz var. Tıklayıp oyunu severek oynayabilirsiniz. Evet, pekala. Bakın, uyandığında, bakın burada Nino uyanıyor, değil mi? Ondan sonra annesi ne diyor ona? Yani günaydın, değil mi? İngilizce tabii ki. Yine bakın buradan dinleyebiliyorsunuz. Good morning, Nino. Günaydın, Nino. Good morning. Günaydın şeklinde. Burada mommy diyebilirdi. Mommy, anneciğim şeklinde. Veya mom, good morning, mommy. Günaydın anneciğim şeklinde. Evet. Şimdi yavaş okuyorum. Siz benden sonra tekrar ediyorsunuz. Good morning, Nino. Good morning. Evet. Size bir ödev veriyorum. Evet, bu dersi seyrettikten sonra hemen ertesi gün kalktığınızda annenize ne diyeceksiniz? Veya babanıza, kardeşinize, evinizdekilere good morning. Good morning. Yani günaydın diyeceksiniz. Aferin size. Yine bakın burada güzel bir oyunumuz var. Evet, şimdi devam edelim. Evet, pekala, artık yatacağız. Yatağımıza yattık, değil mi? Uyuyacağız. O zaman annemiz bize ne diyor? Veya biz annemize yatmaya gitmeden önce ne diyoruz? Annemize, babamıza? Good night. Good night. Yani iyi geceler. Evet. Şimdi yavaş okuyorum tekrar. Benden sonra tekrar ediyorsunuz. Good night. Good night. Evet şeklinde iyi geceler. Evet, bakın şimdi buraya kadar tekrar ediyorum neler öğrenmiş olduk. Evet, biriyle karşılaştığımızda merhaba anlamında hello, hi diyoruz. Öncelikle tabii ismimizi söylemiştik. Nasıl söylüyorduk? My name is, değil mi? My name is Dino, my name is Nino veya I'm Dino, I'm Nino. Daha sonra bakın biriyle karşılaştığımızda ne diyorduk? Hello, hi, merhaba. Vedalaşırken, birbirimizden ayrılırken ne diyoruz? Goodbye, bye, bye bye. Evet, hoşça kal şeklinde, yani güle güle anlamında. Evet, birine uyandığında söylediğimiz ilk cümlene, yani sabahleyin veya öğleden önce karşılaştığımızda ne diyebiliriz? Good morning, good morning, yani günaydın. Evet, biri yatacaksa veya biz yatmaya gidiyorsak ne diyoruz? Good night. Good night. Yani iyi geceler. Evet, bu şekilde bakın İngilizce selamlaşmalar öğrenmiş olduk. Yine bakın stickerlar var burada. Evet, ilk kısımda bakın yine ne oluyor? Dino ile Nino karşılaşıyor. Değil mi? Burada birbirine ne yapacaklar? Selam verecekler, değil mi? Şimdi öğrendik nasıl selam veriyorduk. Nasıl selam veriyorduk? Evet. Hello. Hi şeklinde. Evet, yine kitabımızın arkasındaki stickerlardan sayfa 14'ün stickerlarını çıkarıyorsunuz. Bu kutucuklara yerleştiriyorsunuz. Evet, burada bakın Dino ile Nino ne yapıyor? Vedalaşıyor. Yani ayrılıyorlar. O zaman ne diyecekler birbirlerine? Vedalaşırken ne kullanıyorduk bakın? Evet. Bye. Değil mi? Yani goodbye. Goodbye Nino. Bye bye Nino. Evet. Goodbye Nino. Bye bye Dino. Evet, burada da bakın ne yapıyoruz? Evet, vedalaşıyorlar Dino ile Nino. Tekrar söylüyorum bakın. Birkaç tane söyledim karışmış olmasın. Çünkü farklı şekillerde de söylenebiliyor. Evet, arka tarafta bu ikisini almış. Yani goodbye Nino. Bye bye Dino.
Evet, yine o stickerları alıyorsunuz. Ondan sonra buralara yapıştırıyorsunuz. Evet, burada bakın yine annesi. Ondan sonra ne diyecek bakın? Evet, good morning. Yani günaydın, değil mi? Good morning. Evet, burada da ne diyecek? Ondan sonra evet, nasıl? Good night. Yani aynısı. Bakın aynısı. İki tarafta aynı şeyi söylüyor. Good night. Good night. İyi geceler. İyi geceler. Good morning. Günaydın. Good morning. Günaydın şeklinde. Evet. Burada stickerları da dediğim gibi kitabımızdan ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Şimdi bakın el becerisi var. Makasımız yine tabii ki elimize kitap olması lazım. Ne yapıyoruz? Buradan keseceğiz. Ondan sonra bakın yapıştırıcımız var. Herkes buraya ne yapacak bakın? Buraya evet kendi fotoğrafını böyle kesecek, burayı yapıştıracak. Ondan sonra da my name is Murat. Benim ismim Murat. My name is Ali. Benim ismim Ali. My name is Ayşe gibi bakın bu şekilde. Tabii ki kızlarımız için bir sonraki var. Buraya daha çok erkekler ismini yazmış olacak. Bu resim erkekler için yapılmış. Evet öyle gözüküyor. Uçak kullanıyor. Ve burada bakın kahverengi. Evet herkes dediğim gibi buradan kesecek. Ondan sonra ismini buraya yazıyor ve odasına yapıştırıyor. Evet benim ismim Ahmet. My name is Ahmet. My name is Ali. My name is Burak. Evet. Kızlarımız için de çok güzel bir resmimiz var. Evet burada bakın bisiklete biniyor. Ondan sonra evet şimdi burada ne yapıyoruz? Resmimizi aynı şekilde buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra da ismimizi yazıyoruz. Evet burada bakın Nino değil mi? Nino ondan sonra bisiklete binmiş. Biz buraya resmimizi yapıştırıyoruz. Bunu da ne yapıyoruz yine? Odamıza asıyoruz. Evet. Evet bu şekilde bakın birinci üniteyi bitirmiş olduk. Ödev olarak bunun etkinlik kitabından ilk üniteyi ise ödev olarak veriyorum. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. İngilizce selamlaşmaları bakın bir de herkes bana yorumda evet selam veriyor. Ondan sonra ismini söylüyor. Yorumlarda selam, evet İngilizce olarak beni selamlamanızı ve isminizi İngilizce olarak yazmanızı bekliyorum. Ondan sonra bir de kitap setini aldıktan sonra birinci üniteyi etkinlik kitabından yapıyorsunuz. Güzel güzel boyamalar var, yapıştırmalar var, ondan sonra çizmeler var, severek yapacağınız alıştırmalar var. Evet, burada dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerde bulunmayı unutmayın. Hoşça kalın.